Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde Samsung Galaxy Fold var. Biliyorsunuz biz bu telefonu... Burayı bir daha alıyoruz. Trolledin abi, canım abim benim. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda elimizde Samsung'un katlanabilir cep telefonunu görüyorsunuz. Biliyorsunuz biz bu telefonu MWC fuarında uzaktan görmüştük. Ne yazık ki o zaman dokunma kullanma izni yoktu. Şimdi rahatlıkla böyle açıp kapatıyoruz. Şöyle ince uzun katlanabilir bir telefon var. Huawei Mate X'ten farklı olarak bu telefon içeri doğru katlanıyor ekranı biliyorsunuz. Huawei'yi dışarı doğru katlanan yani tam ters bir şekilde katlanıyordu. Samsung Galaxy Fold şu şekilde katlanıyor ve gördüğünüz gibi ince uzun bayağı böyle kumandaya benzeyen bir telefon haline geliyor. Birazcık teknik detaylardan bahsedecek olursam açık iken 7.3 inçlik bir ekranımız var. 1536 2152 piksellik bir çözünürlük sunuyor bu ekran. 4.6 inçlik HD Plus Super AMOLED ekranımız var. 21:9 gibi. Zaten şu anda görüyorsunuz. Şöyle açayım ben. İnce uzun bir ekran formu var. 21:9 olduğunu şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Android 9 işletim sistemimiz var. Qualcomm'un 855 chipseti var. Snapdragon 855 chipseti var cihazın üzerinde. Kamera tarafına bakacak olursak epey kameramız var. Onu söyleyeyim. Bol miktarda kamera kullanılmış. Bir kere açıldığı zaman şurada bir çentiğimiz var. Bayağı büyük bir çentik bu arada. Hatta zaman zaman bu çentikle eleştirilere de hedef olmuştu. Şöyle beyaz bir alan açayım da çentiği daha rahat görün. Şöyle göstereyim ekranda. Çok büyük bir çentiğimiz var. Bu çentiğin sebebi burada kameraların bulunması. Bu arada bu modelin aslında S10 modeliyle benzer olduğunu da söyleyelim. S10'la hemen hemen aynı kamera kurulumu cihazla birlikte geliyor. Bunu belirtelim. 10 megapiksellik bir kamera bulunurken ana kamera, 8 megapiksellik de bir ikinci alan derinliği kamerasının bulunduğunu belirtelim. Telefonun arka tarafını çevirdiğimizde kapalıyken burada da bir kamera dizilimimiz var. Burada 12 megapiksellik bir tane normal ana kameramız. Bir tane ikinci kameramız yine 12 megapiksellik bir telefoto kameramız bulunuyor. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksellik ultra geniş açı ve bu kameraların 4K video çektiğini belirteyim. Ön tarafta ise 10 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Yani bol miktarda kamera var cihazın üzerinde. Bunu söylemiş olalım. Yan yüzde bir parmak izi okuyucumuz var. Şöyle göstereyim. Kameramanımız sevgili Ünsal'ımız zoom girerse güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Yani telefon bence güzel. Şimdi genel olarak bu teknik özelliklere bahsettik. Şöyle bir bakalım isterseniz kapanma mekanizmasını. Şurayı görüyorsunuz. Şimdi açacağım ben. Bir mıknatıslı bir sistem var bu arada. Şöyle. Bir daha kapatalım isterseniz. Çift ekranlı bir telefon tabi haliyle içeri doğru kapandığı için. Çok değişik bir deneyim. Bakın şöyle göstereyim. Değişik bir deneyim. Türkiye'de ve dünyada yeni bir dönem başlıyor bu telefonla birlikte. Mayıs ayından itibaren ön siparişe çıkaracağı bilgisi verildi. Fiyat konusunda şu an net bir bilgimiz yok. Açıklandığı zaman bu videonun altında sizlere fiyatını da açıklayacağımızı, belirteceğimizi söyleyelim. Telefonda bazı yeni teknolojiler de bulunuyor bu arada. Ters şarj özelliği mevcut. Bu sayede farklı cihazlar, örneğin işte kablosuz kulaklık, kablosuz akıllı saat gibi cihazları şarj edebiliyorsunuz veya başka bir telefon gibi şarj edebiliyorsunuz. Öte yandan cihazın kutusundan bir kulaklık çıkmıyor. Çünkü bu cihazın üzerinde bir kulaklık çıkışı yok arkadaşlar. Görüyorsunuz herhangi bir çıkış yok. Burada bir Type-C'miz var sadece. Şöyle alt kısmını göstereyim. Type-C bağlantımız var. Bunun dışında bir çıkış yok. Bu yüzden cihazla beraber Samsung'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy Buds kablosuz kulaklıkta kutusundan çıkacak. Biliyorsunuz telefonun yurt dışı fiyatı 2000 euro civarındaydı. Türkiye'de de muhtemelen bu civarda bir fiyatı olacağını tahmin ediyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Samsung Galaxy Fold elimizdeydi. Özelliklerine baktık. Genel fikrimizi söyledik. Katlanabilir telefonlar yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir kategori giriyor telefon camiasına. Ama benim kişisel fikrim
katlanabilir telefondan ziyade böyle bilgisayar, tablet gibi cihazların katlanması bana daha heyecan verici geliyor. Ama telefonlar açısından da yeni bir dönem, yeni bir kategori. Tabii bunlar böyle hemen herkesin alabileceği veya hemen yaygınlaşacak tarzda ürünler değil. Ama önümüzdeki yıllarda muhtemelen yeni bir kategori olarak karşımıza çıkacak ve özellikle hani bütçesi olanlar, imkanı olanların alabileceği bir kategori olacak. Ama ilerleyen dönemde işte fiyatların düşmesi, maliyetlerin ucuzlamasıyla beraber aslında herkesin cebine girebilecek cihazlar olacağını tahmin ediyorum. Zaten üreticiler de, Samsung ve diğer üreticiler de bunun sinyallerini veriyor. Farklı türde katlanabilir telefonların da geleceği konusunda açıklamalar yapılıyor. Belki bu model biraz pahalı olabilir, farklı, belki istenen özelliklere sahip olmayabilir ama bir sonraki nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil katlanabilir telefonların çok daha başarılı olacağını ve çok daha son kullanıcıya hitap edeceğini söylememiz mümkün. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.